Hepinize merhabalar, değerli izleyicilerimiz, kıymetli velilerimiz ve değerli öğrencilerimiz. Size anlatmak istediğim bu videomuzda zayıf epilepsi dediğimiz ve genelde toplumda çok bilinmeyen ama ciddi anlamda da yaygın olan, bana göre yaygın olan tecrübelerime dayanarak söylediğim bir şey bu. Sürekli aktif öğrencilerle haber olan bir öğretmen olarak toplumda ciddi anlamda bir öğrenme güçlüğü sınıfına koyabileceğimiz zayıf epilepsi denilen bir kavramı anlatmak istiyorum size. Ki bunun bir hastalık olduğu bilinmesi gerekiyor. Bu öğrenmedeki en büyük sıkıntılardan birisi, gençliğimin ilk yıllarında öğretmenliğimin daha yeni olduğu, bir 3-4 yıllık öğretmenken bir kurumda eğitim koordinatör yardımcısıydım. İlk orada karşılaştığım, bir kız çocuğunda karşılaştığım bir durumdu bu. Bulunduğumuz kuruma dedesi ve ninesi tarafından kaydettirilen 7. sınıf bir kız öğrencimiz vardı. Anne ve babasını trafik kazasında kaybettiği için çocuk yaşta öksüz kalmıştı. Ve dede ve ninesi tüm varlıkları olarak o torunlarını gördükleri için ona iyi bir eğitim vermek için seferber olmuşlardı. Tabii ben de bu şeyi dedesinden ve ninesinden duyunca çocuğa karşı biraz daha pozitif ayrımcı olmaya başladım. Yani anne ve babasının hayatta kaybetmiş, yaşlı bir dede ve nineye sahip olan ve daha da yaşı küçük olan 7. sınıftaki bir kız çocuğunun ileride bir gün hayatta dimdik ayakta durabilmesi için, çünkü dedesi ve ninesi de ölümsüz değil, onlar da bir gün hayattan çekilecekti. Durabilmesi için, ayakta durabilmesi için bir vicdani bir sorumluluk olarak gördüm bunu kendimde. Tabii bir yönetici olmanın da gücünü kullanarak dersine girecek olan hocalarla bir toplantı esnasında bu çocuğu öne çıkartarak bununla çok ciddi ilgilenilmesi gerektiğini, derslerde onu mutlaka başarılı yapalım, eğitim hayatı başarılı olsun, ileride iyi okullarda okuyup iyi bir üniversiteye gidip dimdik ayakları üzerinde durabilen bir genç bir kadına dönüşsün istedim. Hayalimiz oydu yani. Aslında çok değerli öğretmen arkadaşlarımız da bu duyarlılığa benimle beraber katıldılar. Böyle bir amaç edindik biz. Evet, aradan gel zaman git zaman bir vakit sonra ben derslerine girmiyordum. Öğretmen arkadaşlarımıza sordum nasıl diye. Genel anlamda hepsinin yüzünde bir sıkıntı hissettim. Yani bir sıkıntı vardı. Yani kem küm eden hocalarımız, sonra bir tanesi, ya hocam biz ne yapsak ne etsek yani en basit dersi dahi öğretemiyoruz. Yani din kültürü diyelim basit derslerden birisi, inkılap tarihi çok rahatlıkla öğrenebilecek bir ders. Hadi matematiği, feni geçtik. Türkçe, İngilizce bunlar ya hiçbir derste, hadi matematikte fen bilgisinde zaten hiçbir şey yapamıyordu. Diğer sözel derslerin de hiçbirisinde hiçbir şey yapamıyordu. Ben kendim görmek istedim. Yani çocuğu bırakmak, kaybetmek istemiyordum yani. Ben çocuğu yanıma çağırdım. Kızım dedim, bak bundan sonra matematik, fen ne varsa onlara ben bakacağım. Ve diğer hocaların da bireysel olarak seninle ilgilenmesini sağlayacağım. Bütün sıkıntılarını bana yansıtacaksın. Ve ben yaptığım matematik ve fen derslerinde gerçekten, yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın ne yaşadığını gerçek anlamda anlamış oldum. Çünkü ne yapsam ne etsem çocuk bir türlü öğrenemiyordu yani. Yani öğrenmeyi başaramıyordu. Yani bir kova düşünün, dibi delik bir kova. Ne kadar su boşaltırsanız boşaltın, bir suyu bilgi olarak düşünün. Dibi delik olduğu için bilgiyi bir türlü tutamıyordu. Çok basit bir konuyu bir saat dahi anlatsanız öğretemiyordunuz. Ve zaten bir müddet sonra hiçbir şey kalmamış oluyordu çocukta. Sorduğunuz hiçbir soruya
cevap veremiyordu, dediğinizi algılayamıyordu. Tabii bizim mücadelemiz boşa çıktı. Yani öğrenim güçlüğü olduğunu anlamıştık, algılamada ciddi bir problem olduğunu anlamıştık. Dedesiyle ninesini işte kurumda görüşmek istedim. Onlar kabullenmek istemediler tabii. Benim aslında çocukta bir psikiyatrinin ilgilenmesi gerektiğini ya da bir psikoloğun yani bu alandaki uzmanlara, bu öğrenme güçlüğüne faydası olabilecek. Fakat lokal olarak tam ne olduğunu bilmiyordum. Yani bu bir dikkat dağınıklığı mı, hiperaktifliğim, hiperaktif bir kız değildi bir kere. Sakin, çok sakin bir çocuktu. Hani şeye baktığınızda, kurumdaki davranışlarınıza baktığında arkadaş edinebiliyordu. Arkadaşlarıyla bir problemi yoktu. Normal ilişkilerde normal diyalogları normaldi. Biraz çekingen olabilirdi ama yani çok da problem olabilecek bir şey yoktu. Ama öğrenme güçlüğü vardı. Bu benim kafama takıldı. Tabii bu o zaman internetteki bilgiler çok böyle, internet de çok gelişmemişti eski zaman. Daha böyle yeni yeni gelişmeye başlıyordu. Bilgi kaynaklarına da ulaşabilmek o kadar kolay değildi. Fakat ben bu alanda kitaplar alıyor, biriktiriyor, okuyordum. Sonra yabancı tenantlı Amerikalı bir profesörün bir araştırma makalesini, çevirisini okudum. Orada bu öğrenme güçlüğüyle alakalı çocuklarda zayıf epilepsinin etkin olabileceğini anlatıyordu. Oradaki anlattığı belirtilere baktığım zaman kızla çok ciddi uyuşuyordu. Tabii biz kızı kaybetmiştik. Yani şöyle kaybetmiştik. Dede ve nine böyle bir şeyi kabullenmeyince bizim kurumdan aldılar. Başka bir kuruma verme kararı verdiler. Tabii biz de saygı duyduk. Yapacak bir şey yoktu. Fakat o kurumda da yani ben arkadaşları bizim oradaydı. Hiçbir dersten o kurumun da ona faydalı olamadığını ve bütün derslerden okul yazılarında kötü aldığını, hatta en düşük notları aldığını öğrenmiştim. Ama tabii o zamanlar zayıf epilepsiyi tam anlamıyla bilmiyordum. Daha sonra zayıf epilepsi kavramının araştırınca bilgi sahibi olmaya başladım bununla alakalı. Sonra yine bir 8. sınıfta bir öğrencimizde buna rastladık. Bu sefer bir erkek öğrencimizde. Ama bireysel özel ders veriyordum. Annesi ailenin tek çocuğu olduğu için kariyerine çok önem veriyordu. Hanımefendi de ünlü bir radyonun yayın prodüktörüydü ve onun için çocuğunun çok iyi bir noktada olması tabii tüm ailelerde olduğu gibi çok önemliydi. Yani mühendis olmasını istiyordu, en iyi bölümleri kazanmasını istiyordu. Önce en iyi yani düşünün, Kabataş'tan başlayarak Kabataş gibi, Robert gibi okulları kazanması hayaliyle bana getirmişlerdi. Fakat ben bir aylık çalışmamın hiçbir yerinde verim alamadım çocukta. Ve bu zayıf epilepsi aklıma geldi ve bunda gerçekten aynısı olduğunu anladım. Sonra aileyle görüşme kararı aldım. Anne ve babaya bu durumun mutlaka bir doktora götürülmesi gerektiğini, ünlü bir psikolog, psikiyatr, daha çok psikiyatri, bir beyin tomografisinin çekilmesinde fayda olabileceğini, sinapslarda sorun olabileceğini ya da nöronlarda bir sıkıntı olabileceğini anlattığımda anne ciddi anlamda suçlayıcı bir şekilde bana geri döndü. Yani ne demek siz benim çocuğuma geri zekalı mı demek istiyorsunuz falan deyip biraz da gözleri dolu dolu bir halde. Yani bunun da bir öğretmen olarak ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin ediniz yani. Bir anneye çocuğunun ciddi anlamda öğrenme güçlüğünü olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Anne kabullenmiyordu bu durumu. Hatayı bende arıyordu yani. Tabii ben babayla daha sakin bir ortamda konuşunca baba bana anlayışla yaklaştı. Babalar bu konuda biraz daha temkinliler yani. Biraz daha duyarlı. O annenin duygusallığını biraz daha açıp aşabiliyorlar yani.
Çok Türkiye'nin de en ünlü psikiyatralarından birine götürdüler çocuğu. Beyin tomografisi, bayağı bir masraf, bilmem şu bu. Sonra gerçekten de aynı benim dediğim gibi zayıf epilepsi olduğu ortaya çıktı çocukta. Bana geldiler, anne benden bu sefer bana yaptığı şeylerden pişman olmuş bir tavırda. Hocam teşekkür ederim. Sayenizde böyle bir şeyin çocukta olduğunu görmüş olduk dedi. Önemli değil dedim. Anne yüreği ben sizi anlarım dedim. Ve dedim bu raporları alın okuluna götürün. Normal bir yazılımın uygulanmaması lazım. Hocaları buna farklı bir statüde yazılı uygulamalar lazım. Raporları gösterin müdüre, müdür yardımcısına, öğretmenlerine. Okuldaki standart yazılıyla aynı olmaması lazım çocuğun yazılısının. Ya da hocalar farklı bir şekilde çocuğu değerlendirmeye almak zorundalar. Bakın bu da büyük bir zorluk yani. Çünkü sisteminizde böyle bir ayrıştırma yok. Yani 20 tane öğrenci varsa hadi ben seni farklı bir yazılıya alayım demiyor sistem. İşin sıkıntılı tarafı bu çocuklar normal statüdeki çocuklarla aynı sınıfta eğitim alıyorlar. Bu da şöyle bir soruna neden oluyor. Çocuğun zaman içerisinde her dersten 100 üzerinden diyelim 10 dahi alamama konumu, hani bir derste dahi olsa belki beden eğitimi öğretmenleri yüksek not veriyordu işte. Yani belki resim hocası, müzik hocası bilmiyorum. Ama diyelim ki anlama ve öğrenmeye dayalı herhangi bir dersten bu anlamda en küçük bir artış olmayınca tabii arkadaşları da aptal mı, geri zekalı mı muamelesi görüyordu çocuk. Halbuki bunun onunla bir alakası yoktu. Bu nörolojik bir hastalık. Belki psikiyatri buna bir çözüm bulabilir. Ve bu da çocukla aşırı bulunduğu ortamda aşırı özgüven kaybına, psikolojik çöküntüye neden oluyordu. Yani böyle bir durum çocuğu psikolojikmen ciddi anlamda yıpratıcı bir noktaya geliyordu. Bu tür çocuklarda hep yaşanan şey. Buraya kadar dikkat edin mesela, ben ailelerin bunu kabullenmeme eğiliminde olduğunu gördüm. Hatta saklayan aileyle de karşılaştım. Tarabya'da koca bir sitenin sahibi, imkanları yüksek bir mimarın oğluna bir referansla gittim. Özel kolejde de okuyan bir çocuk. 20 dakikada aynı durum olduğunu hemen ilk dersimizde 20 dakikada aynı durumla karşılaştım. Dedim çocuk öğrenemiyor. En basit şeyi dahi öğretemiyorsunuz yani. Sonra zamanı tamamlamadan çıktım. Ne oldu hocam dediler. Sizinle konuşmam gerekiyor. Böyle bir şey söylemenin de öğretmen açısından zorluğunu düşünün. Dediğim çocuğunuzda ciddi ileri derecede öğrenme güçlüğü var. Benim yapacağım her şey boşa çıkacaktır. Hatta başka bir özel hocanın yapacağı her şey de boşa çıkacaktır. Böyle bir şey var mı? Olmuş olması gerekiyor. Çünkü bunu şimdiye kadar anlamış olmanız lazımdı. Önce bir sustular, bir durgunluk. Sonra anne itiraf etti. Evet hocam haklısınız. İşte biz de doktora götürdük, tomografi çektiler. Zayıf epilepsi çıktı çocukta tarzında. Bununla da karşılaştım. Yani şimdi çocukları bu durumda olan ailelere tavsiyem bir, bu durumla barışık olun. İki, saklamaya çalışmanın bir anlamı yok. Üç, çocuklarınıza kapı kapı dolaştırsanız dahi bu sorunu, yani kovanın dibindeki o deliği kapatmadan çözüm üretemeyeceğinizi bilin. En iyi hocalardan dahi ders aldırsanız sonuç başarısız olacaktır. Yani hocaların bu durumda yapabileceği hiçbir şey yok. Öğrettiği bilgi öğrencinin zihninde herhangi bir kalıcılığa neden olmuyorsa öğretmenin yapabileceği hiçbir şey yok. Bu tür çocuklarda sinapslar arasındaki bağlantıdaki problem, yani elektriksel enerjinin kimyasal enerjiye dönüp iki nöron arasında
ki sinaps noktasında aktarımda olan bir problem bilginin bütünleşmesini engelliyor. Anlatılan şeyin anlaşılmasına engel oluyor. Ve kalıcılık olmuyor. Hafızada depolanamıyor. Yer edemiyor yani. Yer edemeyince de anlattığınız her şeyi duvara anlatmış gibi oluyorsunuz. Boşa gidiyor. Öğretmenlerin bu durum karşısında yapabileceği hiçbir şey yok. Önce bir psikiyatra gitmeleri gerekiyor. Bununla alakalı gerekli olan ilaç, tedavi, psikiyatrinin yönlendirmesi ne gerekiyorsa onları yapmaları gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bazı aileler bunu kabullenmek istemiyor. Yani kabullenmek istemiyor. Daha da kötüsü hırslı aileler. Yok illa. Yani şöyle bir düşünmek lazım. 10 tane kurum dolaştım. 20 tane de özel hoca dolaştım. Bunların hepsi mi kifayetsizdi, liyakatsizdi, sizin çocuğunuzu öğretemedi? Ya bir düşünmek lazım. Şunu demeniz lazım. Bütün hocalar da hata olamaz. Yani kendi çocuğunuz da hata olabilir. Yani hırslı ailelere tavsiyem bu. Hoca hoca dolaşıp dünyanın parasını harcamak yerine çözüme psikiyatra götürmeleri en öncelikli şey olmak zorunda. Yani bu çocuklarda benim bir sıkıntım da şu, bunların tespit edilemiyor olması. Çoğu aile bunun farkında olmaz. Ya çocuğa tembellikle suçlarlar, ya yeterince ders... Hayır, bunların hiçbir alakası yoktur. Yani kova delikse çocuk isterse 20 saat çalışsın, su tutamayacaktır. Hafıza da kalmıyorsa yapacak bir şey yoktur. Okul hocasının da yapabileceği bir şey yoktur. Yani en fazla iyi niyetliyse okul hocası, iyi bir insansa azıcık notunu tolere etmeye çalışacaktır. Ama bir LGS sınavı ya da bir üniversite sınavında bu çocuklar %100 başarısız olur. Yani %100 başarısız olurlar yani. Ama ne yapmak lazım? Yani bir çocuk başka yeteneklere sahip olabilir. Yani resim çizebilir. İyi bir sporcu olabilir. Müzik kabiliyeti varsa onun üzerine gitmek gerekir. Yani el zanaatında çok iyi olabilir. Bir yerden çocuğu hayata tutunmasını sağlamak lazım. Bir yandan da, şimdi ben o zaman bunun tam bir çözümü yoktu ama belki psikiyatri gelişmiştir. Bizde de çok değerli profesörler vardır. Buna çözüm üretebilecek insan muhakkak vardır. Belki de gelişmiştir. Belki bunun bir ilacı, tedavi sistemi oluşmuştur yani. O konuda tam bir bilgim yok. Bir yandan ona devam edip bir yandan da başka alanlar aramak bence en iyisidir. Bu çocukları illa LGS'de işte en iyi okulu kazanacaksın, üniversitede illa en iyi, bırakın en iyi üniversiteyi, normal TYT barajını aşabilme noktaları yok bu çocukların yani. Ama bunda ısrar ettiğiniz zaman bu çocuğa o kadar büyük bir ağır baskıya dönüşüyor ki İçten içe çocuk kendini tüketiyor. Psikolojisi alt üst oluyor. Hayata karşı kendini ciddi anlamda eksik hissediyor. Kendine olan güvenini tamamen kaybediyor. Çünkü bir hoca da başarısız oldu. İkinci hoca da başarısız oldu. Üçüncü hoca da başarısız olundu. Çocuğun psikolojisini düşünün yani. Hoca hoca dolaştırmak çare değil bunda. Diğer öğrenim bozukluklarını da zamanı gelince anlatacağım ama zayıf epilepsi gibi bilgiyi kafada tutamama. Bakın bu dikkat dağınıklığı değil. Hiperaktiflik falan değil. Kovanın delik olması. Bilginin zihinde oluşamaması, öğrencinin bir türlü bütüncül düşünememesi, olaylar arasında bağlantı kuramama nedenidir. Sinapslar arasında iletişim olmayınca, bağlantı olmayınca bilgi öğrenilemiyor. Yani bu da
Ancak bir tedavi sisteminin içine girmekle olabilir. Bu çocuğun elinde olan bir durum değil. Bu çocuklara yüklenmek onlara büyük zulüm olur. Bu çocukları başarılı yapmanın başka yolları vardır. Hayatta başarılı olmak, sadece üniversiteli olmak, sadece LGS'de en iyi okula gitmek değildir. Mutlu olmak esastır. Bunu unutmamak lazım. Çocuğun mutlu olmasının yolu bulunmalı. Hayata tutunacak başka şeyler vardır. O alanlarda tek tek dokunularak mutlaka bir alan bulunacaktır. O alanda kendine özgüveni sağlanmalı. O alanda ilerlenmesine çalışılması lazım. İlla yani doktor veya mühendis olması gerekmiyor. Ha bunu zorlarsanız zaten olamayacak, olamadığı gibi bir de çocuğun psikolojisini yıktığınız için aile olarak da çocuğa ciddi zararı siz kendi ellerinizle vereceksiniz. Bu kadar hırslı olmamak lazım. Yani ne olacak yani? Çocukların mutlu olması esastır yani. Bir sürü mutsuz doktorumuz vardır, bir sürü mutsuz mühendisimiz vardır. Zengin iş adamlarımız vardır. Zengindir, her şeye sahiptir ama mutsuzdur yani. Yani başarının anlamını yitirdiği, normal insanlarda bile başarının anlamını yitirdiği yerler vardır. Mutlu olmak esastır. Çocuğun mutlu olabileceği ve kendine özgüvenini sağlayabileceği bir alanda çocuğu yetiştirmek lazım. Bir de benim devlet büyüklerimizden belki dinleyen olur. Sanmıyorum ama dinleyen olursa ya bu çocukların mutlaka farklı bir statüyle bakılması ve okulda uğrayabilecekleri yıpranma sürecinin engellenmesi gerekiyor. Yani devlet olarak, milli eğitim olarak buna bir çare üretilmesi gerekiyor. Sonuçta bunlar da bizim evlatlarımız. Psikolojikman bu çocuklar çöküyor. Şuna bile şahit olmuşum mesela bu tür çocuklarda. Şiddete meyilli olabiliyorlar daha sonra. İçleri öfke doluyor. Şiddet unsurlarına meyledebiliyorlar. Bazıları çok olmaması gereken, yani bu çocukları kullanabilecek olan grupların ellerine düşüyorlar. Buna imkan ve fırsat vermemek lazım. Bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Milli Eğitim bu konuda herhangi bir şey yapmasında da fayda var. Yani ben okullarımızda bu anlamda çok fazla öğrenci olduğuna inanıyorum. Aileler ve çocuklar bu durumun farkında olmadığı için de hoca hoca, özel ders özel ders, kurum kurum dolaşıyor. Ama çocuklar hep başarısız oluyorlar. Yani sürekli başarısız olan çocuk da kendini güvenini yitiriyor. Bu sefer öfke ve şiddete dönüyor. İçindeki ruh hali şiddete meyledebiliyor, yanlış yerlere gidebiliyor, yanlış işlere karışabiliyor. Benim anlatmak istediğim bu konu hakkında buydu. Bu benim şahit olduğum öğrenci karakterler tiplerindendi. Bu tür durumda olan çocuklara olan velilerime dilerim bu video faydalı olur. Durumu kabullen ve çözüm ara. Durumu saklama. Durumun farkına var. Durumu örtme ve çözüm ara. Bir yere her zaman kısa yolla amaca ulaşamazsın. Bazen en uzun yol en kısa yoldur. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.